Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 7 inç Android Double Tape tanıtımı yapacağım. Ürünümüzün kutusu bu. 7 inç 1 GB, 32 GB hafızası var. Kutu içinden çıkanlar bunlar. Bir adet de çerçevesi var, böyle küçük 7 inç işte çerçevesi var. 4 adet civatası var. Ürünümüzü hemen açalım. Ürünümüzün boyutlarıyla başlayalım arkadaşlar. 7 inç 18 genişlik, 10 santim yükseklik, yaklaşık 5-6 santim de derinliği var arkadaşlar. Ürünümüz bu, arka kısmı da bu. Arka kısmında arkadaşlar elektrik hoparlör çıkış soketi var, amfi çıkışı, işte USB çıkışları, geri görüş kamera çıkışı, bunlar var arkadaşlar. Ürünümüzü şimdi elektriği vereceğim. Ürünümüz açılırken ama kutu içinde çıkanlara, ürünümüz Android 12 sürümle geliyor, onu da söylemiş olayım arkadaşlar. 2 adet USB bağlantı kablosu var. 1 adet geri görüş kamera çıkışı var. 1 adet amfi video çıkış soketi var arkadaşlar. 1 adet elektrik ve hoparlör çıkış soketi var. 1 adet de GPS anteni var arkadaşlar. Ürünümüz bu arada açılıyor. Ürünümüz 7 inç. Ana menümüz bu. Bu menü değişebiliyor. İstediğimiz hani yaklaşık bazılarında 40-50 tane değişik menü oluyor arkadaşlar. Ana menüde saat, kilometre, aracın hızını gösteriyor. Buradan da burada da müzik çalar var arkadaşlar. Navigasyon, radyo, bluetooth uygulama ayarlarımız var. Buradan menüye giriyoruz. Burada radyo, müzik, işte video, bluetooth, bluetooth'ta müzik dinleyebiliyoruz. Galeri, dosya yönetimi, araç bilgisi ayarlar, equalizer ayarları var burada. Burada CarPlay de özelliği var arkadaşlar. Android Auto CarPlay özelliği var. Burada alkol test şeyi var arkadaşlar. Uygulaması var ama bunun için ayrıyeten bir cihaz gerekiyor. Görüntü aktarması var arkadaşlar. Direksiyon kontrol için modül gerekiyor. Hani birçok araç için uygun ama modül gerekiyor. Kullanma kılavuzu. İnternete girebiliyoruz. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Haritalar var, onu kullanabiliyoruz. YouTube var. YouTube'ye girebiliyoruz arkadaşlar. Ana menümüz bu. Buradan bu menüyü değiştirebiliyoruz. Böyle birkaç saniye basılı tutarak. Burada değişik menüler var. Yaklaşık kaç tane? 53 tane değişik menümüz var arkadaşlar. Buradan herhangi birini seçebilip kullanabiliyoruz. Hani değişik menüler olsun isterseniz değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdilik güzel olan bu. Dediğim gibi 1 GB RAM'ine bakalım arkadaşlar. 1'e 32 de olabilir. 2'ye şey de olabiliyor. Çünkü hep farklı gönderiyorlar. 1 GB'a 16 GB hafızası var arkadaşlar. Onu göstereyim. Android 12 sürümü. Bunu 13'e yükseltebiliyoruz. Radyosu, bluetooth'u var. Bluetooth'ta müzik dinleyebiliyoruz. Görüntü aktarma yapabiliyoruz. İnternete bağlanıyoruz. Müzik, videoyu şeye indirebiliyoruz. Kendi hafızasına indirebiliyoruz. Hani 16 GB ama yani binlerce şarkı alabilir hafızası. İnternetten direkt müziği dinleyebiliyoruz. İnternete CarPlay özelliğini göstereceğim ama telefon yok şu anımda. CarPlay'den de telefonu kullanmadan teyip üzerinden telefonu kontrol edebiliyoruz. Gelen mesajlara sesli olarak yanıt verebiliyoruz. Gelen mesajları sesli olarak okuyor. Özellikleri var arkadaşlar. Ürünümüz bu. Yani orta halli bir cihaz. Hani çok fazla hani telefon gibi bir hız. Normalde hızlı ama internete bağladığımız zaman hani telefon gibi bir hız beklemeyelim. Çünkü yaklaşık bunların fiyatı 2-2500 lira. Bugün en ucuz bir telefon 6-7 bin liradan başlıyor telefonlar arkadaşlar. Hani telefonla kıyasladığımız zaman
üçte bir fiyatına, en ucuz telefonun üçte bir fiyatına yaklaşık. O yüzden hani orta halli bir cihaz. Çok fazla bir şey beklemek gerekmiyor. Hani müzik sesidir, şudur budur iyidir ama internette biraz yavaş kalıyor. Hani diyelim ki telefonda YouTube'a bastığım zaman hemen direkt açılıyor ama bunda hani biraz daha yavaş. Hani donma değil de biraz daha yavaş kalıyor bunlar. Onu baştan söyleyelim. Aracınıza farklı bir şey katabilirsiniz. Hani görüntü olarak, şey olarak. Hani video müzik açmıyorum çünkü spam yiyoruz. O yüzden şey açmıyoruz. Müzik menüsü bu. Videoyu da göstereyim. Üzerinde poşet olduğu için biraz daha dokunmatik şey çalışıyor. Videoyu da buradan açıyoruz. Video kalitesi bu. 1024x600 ekran kalitesi var arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kilometreyi gösteriyor, aracın hızını gösteriyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.